25 Aralık'ı 26'ya bağlayan gece biliyorsunuz. Dün size bahsetmiştim. Kayınpederinin Hatay Antakya'daki evinden sırra kadem basmıştı. 41 yaşında 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir ve kaybının 21. gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Bu benim için şöyle etkileyici de bir ceset bulunumuydu. Biliyorsunuz yanında meyveler bulunmuştu. O meyvelerin de yaban domuzlarını çekip cesedi yok etmesi için konulduğu Düşünülmüştü. düşünülmüştü. Şu havuçlar vesaire. Neydi bunlar? Havuç vardı, elma vardı. Hep aklımda böyle kalacak. Yani insanlar gerçekten şu alabilirsiniz. Ne diyeyim? Kötü kurnazlıklarını mı diyeyim artık? Ne diyeyim? Çünkü ben bunun akıl olduğunu düşünmüyorum. Akıl böyle bir şey değil. Kötü kurnazlıklarını başka işlere harcasalar memleket abad olacak. Hep aklımda öyle kaldı ve dün size demiştim ki bir orada bir operasyon var, hareketli demiştim. Hatay, Antakya. Kimler gözaltına alınmış? Eş Meryem alınmış. Meryem'in anne ve babası, iki erkek kardeşi, bir amcası ve iki amca oğlu gözaltında. Aslında hepsini programımızda konuşmuştuk. Hani cenazeyi bulan, Meryem'i götürmeyen, aileye haber veren amca oğlu, tam karşıda oturan babası, annesi, iki erkek kardeşi. Bunlar gözaltında. Toplamda 8 kişi şu anda sorguları sürüyor. Mehmet Ali Özdemir'in cinayetiyle ilgili. Bu adam niye öldü, niye öldürüldü, kim öldürdü? Hepimizin aklındaki soru işaretlerinden biri. Eşinin tavrı tabii çok dikkatimizi çekmişti ama eşi de benim genel tavrım bu demişti. Bilmiyorum, belki vardır sizin çevrenizde ama benim çevremde hiç böyle bu kadar sakin bir insan yok yani. Biz hiç sakin, hiçbirim etrafında böyle yok kimse. Böyle sakin kalınması zaten mümkün değil ki. Bir rahatsızlığınız, bir patolojik durumunuz Bence çok yoksa akıllı bir kadın ayrıca. gayet de mantık Bence çok akıllı. dizilimini doğru kuran da bir zihin yapısı vardı, bir üslubu vardı. O nedenle hani bu davranışının altında herhangi bir patolojik durum yok. Tamamen olaya karşı işte kendi ne kadar karıştı, ne Ya kadar çok karışmadı kürttür belki, bilemem. bilmiyorum yani hani. Ama olayın bir şekilde içinde Ya olduğunu ben şuna da düşündüren varım bir ya. tutum Ben bu. şuna da varım Şevki Hocam. Benim kocam dün de bağlandı ya hani Selin'in kaybıyla ilgili. Ne dedi taksici Emrah'ın eşi? Nefret ediyorum kocamdan dedi ya. Hani bu olayları yapıyor. Ben de buralara kadar dedi geldim. Bu açıklamaları yapıyorum. Nefret ediyorum kocamdan dedi. Bak. Şimdi bu bir tepkidir. Bunun üzerine mesela kocası kayıp mı oldu? Buraya gene kayınvalidesiyle kayınpederiyle gelse. Ya ben nefret ediyordum ama yani çocuklarımın babası, merak ediyorum. Hani onun için yani bulunsun bulunmasın umurumda değil. Ama yine de geldim hani kayınvalideme destek olmak için falan. Bu bir tavırdır ve ben bunu da anlarım. Ama bu bir davranış sergilemektir. He, Yine ama de şimdi çok bir seviyordum, çok ediyordum. duygunuzu belirtmektir. He, çok seviyorum, çok ediyorum ama. Yalnız programdayken Meryem Hanım'a biz ne kadar soru sorduysak onun cevap vermesini beklemeden annesi müdahale ediyordu. Yani olayların akışına, bizim sorduğumuz suallerin cevabına bilgi sahibi olarak müdahale ediyordu. Birkaç defa da ikaz ettik. Hanımefendi, Meryem Hanım'a soruyoruz. Siz söylediniz. Lütfen cevap vermeyin diye. Yani polisin annesini de gözaltına alması bence anne hakkında bir takım bilgilerin elde edilmesine yardımcı olacaktır bu Ben tutum. polisin bu bütün aileyi gözaltına alma sebebinin nedeni, çünkü onlar da bir kayıtlar istiyorlardı, size söylemiştim. Yani Evet. orada bir olay olduğunu düşünmeleri. Yani tabii şu anda onlar da düşünüyorlar, elimizde bizim onların elinde ne belge var bilmediğim için ben bunu net olarak söyleyeyim ama sırf o ailenin alınması benim de aklımda onunla ilgili herhalde ellerinde bir belge var diye düşündürtüyor beni de Evet, herhalde sizleri evet. de. Ama ne var biz şu anda onu bilmiyoruz tabii. Öğreneceğiz kısa bir süre içinde. Muhabirimiz Hüseyin Coşkun da hemen gitti. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü önünde. Hüseyin günaydın. Müge Hanım günaydın. Hatay'dan selamlar. Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili bu sıcak gelişmeyi duyar duymaz biz de soluğu Hatay ilinde aldık. Şu anda Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği önündeyiz. Haber nöbetimize burada başladık. Hemen arkamda görmüş olduğunuz binada Meryem Özdemir, Mehmet Ali Özdemir'in eşi, Meryem Hanım'ın annesi, babası, iki kardeşi, amcası ve iki amca oğlu. Toplamda 8 kişi
4 farklı adrese 4 Haziran'da gerçekleştirilen Şafak operasyonuyla sabahın erken saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alındılar. Gözaltı süreci burada devam ediyor. Teknik ve fiziki takipteydiler. Özellikle de bunun bir cinayet olduğunun ortaya yayınlarımızda çıkmasının ardından zaten teknik ve fiziki takibi alınmışlardı. O teknik ve fiziki takip aylar boyunca sürdü ve işte orada ortaya çıkan yeni deliller oldu. Aslında aileyi işaret eden yeni deliller oldu. Ve gözaltı kararı çıktı. Evlerinde incelemeler de yapıldı. Olay yeri inceleme çalışmaları da yapıldı. Oradan da deliller toplandı. Ve tabii ki bu tüm deliller bu aileye, bu aile üyelerine sorulacak yeni sorular doğurdu. O sorular işte hemen arkamda görmüş olduğunuz binada kendilerine yöneltilmeye devam ediyor. Gözaltı süreci devam ediyor ve bu tüm soruların cevabı alındıktan sonra da işte bu kişilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Biz de haber nöbetimizi burada sürdürüyoruz. Evet Hüseyin'cim, ben de senin bilgi alıp bizimle paylaşmanı bekliyorum açıkçası. Hepimizin gözü kulağı bu konuda. Ben bu sene maşallah hemen hemen işlediğimiz tüm konular sonucu ulaştı maşallah arkadaşlar. Evet. Bu ve aklımda kalan bir tane daha var. Yani aslında onlara da tekrar geri dönmek istiyorum. Bu ve aklımda kalan birkaç tane daha var. Yani onlarla ilgili de emniyetten gelecek haberleri bekliyoruz. O sırada da Hatay Asay Şube Müdürlüğü, biliyorsunuz aile buraya geldikten sonra çok ciddi araştırmalar yapmıştı. Eşinin iddiası, eşinin ailesinin iddiası ve hatta buraya ilk bize başvuran abinin de iddiası, diğer kardeşim ve babamın da ilgisi olabilire kadar artık hani adam yeter ki bulunsundaydı. Mesela orada da baba bağlandı. Yani aslında adam dedi ki yani tamam, yani benim oğlumla aram kötü bilmem ne falan filan. Tahsin Bey. Bak diyorum ya, bu bir tavırdır. Ben o suçludur suçsuzdur şu an bir şey söyleyemem ama bu bir tavır gösterdi. Dedi ki benim bir dargınlığım var kardeşim. Bana ne dedi hani, gelini de dedi ya ben aradı ben ilgilenmem. Evet dedi, aradığımda da ne olursa olsun dedim. Çünkü inanmadım bile başına bir şey geleceğine dedi. Ama cenaze ortaya çıktıktan sonra aile fertlerinin duyguları tamamen değişti. Ne olursa olsun konuş konuşma. Babası, kardeşi vesaire duygular değişti. Bunu kabul etmek lazım. Yani eşinin sakinliği de hepimizin dikkatini çekmişti. Ya bir de ben arkadaşlar, tabii ki Allah hiçbirimizi de Allah sınamaz da, yani onu da söylemek istemiyorum. Niye Allah önümüze kötü yazar yazsın ama. Yani bazı olaylar var. O olayları yaşamadan söylemesi zor. Şimdi ne yaşandı bilmiyoruz biz. Ama ben şunu biliyorum. Bir kadın kocasını ararken nasıl bir tavır içinde olur biliyorum. Gerçekten kocası için endişelenen bir kadınla kocası için endişelenmeyen bir kadını hepimiz, bir tek ben değil, ayırt edebiliriz. Orada bir endişe yoktu. Cenazede bulunduğunda yoktu. Cenazede bulunduğunda vah ben çocuklarımla baş başa kaldım endişesi yoktu. Üstelik kocasını çok sevdiğini söylüyordu. Ama öğreniyorduk ki sonra 3 ay önce boşanma durumları var. Bir şey var orada yani. Kayınbirader de kavgaya karışmıştır, saklanmıştır. Eş Meryem de bana sürpriz yapıp gelecek. Ne sürprizi ya? Adam bugün konteynerinin fayanslarını döşemiş. Ne sürprizi ya? Bak ne diyor Alkan Bey az önce, gidiyorum diyor. Evde gözümü açamıyorum uykudan diyor, çalışmaktan diyor. Gideceksin orada o gün fayansları alacaksın, döşeyeceksin, onu taşıyacaksın, bunu taşıyacaksın. Sonra gideceksin. Ortadan sonra diyeceksin kaybolacak. Ki Meryem sürpriz. Niye şimdi ne sürprizi? Adam konteynerine geçmeye çalışıyor. Karısının çocuğunu almaya çalışıyor. Aslında çok üzücü şeyler, bakmayın ya. Bir deprem vurdu. Depremin üzerine bu vurdu aileleri zaten. Yani gözümüz kulağımız gerçekten Hüseyin'de, Hatay'dan gelecek haberde. Bakalım bu adam da neye kurban gitti? Hepimiz merak ediyoruz sonucunu. Allah rahmet eylesin. 41 yaşında bence daha hani hayatının en bağrında. Küçücük bebek. Olmaz olmaz. Hayatta herkesin, tabii ki karakterlerimiz farklı. Tabii ki bazılarımız daha atağız, bazılarımız daha sakiniz. Hepsini kabul ediyorum. Ama eşi öldürülen bir kadın üstelik seviyorsa birbirini, gözünde de bir damla yaş olur. Biz ağlıyoruz. Ben adamı tanımam etmem, ben ağlıyorum. Bana neyse. Bunlar da biz de ağlıyoruz. Sanki Rami Bey'in bir sözü var ya, hani, yarışma programına katılmışsın. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Niye? Hayır, orada bile bir heyecanı hisseder insan. Hiç. Hani hiçbir kaygı ya da hiçbir
heyecan ya da işte kocam bulunacak, bulunmayacak, öldü mü, ölmedi mi, o süreçte de biz hiçbir duygusunu görmedik ki Meryem Hanım'ın. Valla şöyle söyleyeyim, hiçbir bunların hepsini yoktu. Yüzüne söylediğim için arkasından tabii. Konuşmuyorum. Hepsini yüzüne de söylemişti. O yüzden hani arkasından da konuşmuş olarak düşünmüyorum yok, kendimi. Yüzüne söyledik burada biz. Yüzüne söyledik daha ağırlarını da söyledik. Meryem Hanım'a da dedim. Meryem Hanım siz eşini kaybeden bir hanımefendinin telaşı, üzüntüsü içinde değilsiniz. Konuşmalarınızdaki jestleriniz, mimikleriniz de bunu göstermiyor diye yüzüne karşı da söylemiştik. Yani arkasından konuşmuyor. Valla Rami Bey, kocanız eve gelmedi, arabası bir yerde çıktı, illaki öldürüldü diye bir durum yok. Ben size söyleyeyim. Tamam öyle bebek varmış, bilmem ne varmış. Orada evde annem var, bilmem ne var falan falan. Hiç bebeği de düşünmem. Bebek de bir saatte acından ölecek hali yok. Gayet tabii canım. Ağzı bir tane suyun içine şeker koyup verirsin, gene o bebek Allah durur. Allah Allah bir ya. 20 günlük bebek. 40 tane ona bakan komşu bulunur, eş bulunur, ha. Dost bulunur. Ağzı yani hiç, bebek de olsun. Hiç kimse olmasa, kimse olmasa komşunun da kapısını çalar bırakırsın. Bırakırsın. Yarım ya. Saat yine koşarsın. Valla Ram Bey, bağlarsın sırtına. Gene gidersin illaki öldü dediğin. Sırtına bağlar dediğiniz gibi. Ha, hiç. Ya, gayet tabii. Ondan sonra ben en azından derim ki aa bir kadına mı kaçtı bilmem neye mi kaçtı falan. Kimse gene beni evde tutamaz. Ben bir bakarım bakayım ne oluyor orada arabasını niye bırakmış. Arabası bulundu da ben araba bulamadım da bebeği bırakacak kimseyi bulamadım. Laf ola beri gele. Öyle bir hayat yok. Hepimiz insanız. Hepimizin belirli olaylar karşısında vereceği tepkiler bellidir kardeşim. Sonra kapının önüne kadar çıkamadım. Kocam yabancılar var diye çıkmadım. Ama ertesi gün bahçeye gelenlere çay ikram etmek için gittim, masaya oturdum. Bu ne lahana, bu ne turşu? Kapının önüne kadar çıkamıyorsun ama masaya gelen erkek misafirlere çayı elinle götürüyorsun ve sen de otur, masaya oturuyorsun. Sonra yani sen gecenin saat 1:30'unda dediğin gibi sokağa çıkamıyorsun, kocan çöp attırmaya dışarı çıkartmıyor. Evet. Kocan sabah gelmemiş eve, çocukları okuldan alıp pastaneye gidiyorsun, kırtasiyeye gidiyorsun. E adam dönünce sana demeyecek mi? Sen çöp atamıyordun da ne pastanede ne işin var? Yani. Böyle yani olmuyor bazı şeyler. Tutarsız ifadeler olur mu ya? Yani o bazı şeyler olmuyor. Kendine üzülüyorum da insanlara veriyor bunu söylerken ama bir şey de oluyorsa kardeşim o zaman birisi üstlenecek. Bu kadar da herkes de perperişan olmayacak yani. Bir de yanına elma koymak ne demek ya? Yani Allah korusun 100 tane adam öldürsen aklına elma koymak gelmez yanına ya. Bilmiyorum. Kayınpederinin evinden sırra kadem bastı. Eşinin yaşadığı yerde buraya 3,5 kilometre diyorsun. Şimdi bu adamın aracının burada ne işi var yani? Bu arabayı dağlık bir bölgede buluyoruz. İçinde kanlı bir sopa buluyoruz. Bildiğimiz bu. O 47 dakika ne yaptı bilmiyoruz. 20 dakikasını açıklayabiliyorum. Tamam. Sana. Bunu senden başka söyleyebilecek hiç kimse yok. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaybından 4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Şüphe oklarının yöneldiği en yakın. Bu planlanmış bir iş. Oraya nasıl taşındı? Meryem diyor ya, indirdi bindirdi. Mehmet Ali indirip bindirmişler cebinde orada. Ne kadar anlatırsam anlatayım, anlatamıyorum. İddialar, ithamlar, çelişkiler. Tartışmalar düşündüğümüzden öte. Enişten ben hiç kız kardeşimi döverken görmedim. Görseydim. Göz altında 8 isim. Bunun bir cinayet olduğunun ortaya yayınlarımızda çıkmasının ardından zaten teknik ve fiziki takibi alınmışlardı. Gözümüz kulağımız Hatay'dan gelecek haberde. Bakalım bu adam da neye kurban gitti? Mehmet Ali Özdemir cinayetindeki sıcak gelişmeyi Müge Anlı aktarıyor. Bu adam işini gücünü yapmış. Sizin evin oraya gelmiş. Bu arabayı dağlık bir bölgede buluyoruz. İçinde kanlı bir sopa buluyoruz. Bildiğimiz bu. 20 dakikasını açıklayabiliyorum tamam. Sana. Enişten ben hiç kız kardeşimi döverken görmedim. Görseydim. Şimdi bakın veda mektubu çıkıyor. Araba uçurumun yanında. Kaynanası araba bulunduğu zaman titremeye başladı. Abla panik yaptık o zaman. Panik Mehmet Ali ilk başta kaybolduğu için yapılır. Gördüm, araba bulununca mı panik yapıyorsunuz? Bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkan Mehmet Ali Özdemir, 26 Aralık 2023 tarihinde Hatay'da aracıyla sırra kadem bastı. Üç çocuk babası adamın en son gittiği yerse bir süredir kayınpederiyle yaşadıkları evdi. Gece yarısından sonra bir sıralarında banyo tadilatını yapan ustaları evine bırakıyor. Bir süredir kaldığı kayınpederinin evine geliyor.
Bir yıldan beri benim yanımda oturuyor. Bir odamı verdim. Son çıkış orası. Başka bir yerden yok. Sen kocanı nerede gördün? Evet. Bahçe kapısı açılıp kapandı. Ben şu odada yani şu odada kalıyorduk eşimle. Hani kapı açılıp kapandı mı rahat bir şekilde duyuluyor. Tamam, sen de o sırada kapıya mı geldin? O sırada kapıya geldim. Seslendiğimde zaten çıkmıştı. Hani o mesafeyle çıkmıştı. İçeriye gir dedi. Çıkma dışarıya, geliyorum birazdan dedi. Gidiş o gidiş. İnşallah diyorum bir yerden çıkar, böyle sürpriz ben geldim der. Kaybının 4. gününde aracında kan izi ve sopa bulunan Mehmet Ali Özdemir kayıp olarak aranırken şüpheler en yakınlarını işaret ediyordu. Kesin bir yerde içip sızmıştır belki. Bir yerde sızdığını falan söyledi dedi. Mehmet Ali'yi zorla tutsanız eve gidecek, mutlaka gidecek. Eğer yani sıkıntısı yoksa eğer. Niye bu malzemeleri Mehmet Ali indirsin de başkasıyla buluşmak için gecenin o vakti öyle bir şeye girsin? İşte Müge Hanım, normalde Mehmet Ali hiçbir şey indirmez. Şimdi bakın bakalım, özellikle bu kaynak makinesi çok tartışma konusuydu. Taşınır mı taşınmaz mı? Ses çıkarır mı çıkarmaz mı? Eniştemin yapacağı hareket şudur. Şuradan ve şuradan. Evet. Şöyle biraz kaldırması, getirmesi. Bir ses olur, evet. Benim aklıma getirdiğim en kötü şey belki birine zarar vermiştir, saklanmıştır. Benim şüphelendiğim konu, belki sen bir şeyler saklıyorsun gibi. Anlatabildim ya da mi yani? Birini mi koruyorsun, öyle soralım. Mehmet Ali Özdemir'i en son gördüğü bilinen, kuşkuların yöneldiği eşi Meryem Özdemir'in söylediğine göre kocası çöp döktürmeye çıkarmayacak kadar kıskançtı. Hani sen diyorsun ya ben kapının önüne çıkamazdım. Herkes diyor ki ya biz orada yaşıyoruz kardeşim, yani kapının önüne çıkmamak ne demek? Orası evin bahçesi. Çünkü bir şey yapıyoruz. Mehmet Ali Bey'in evini aldık komple. Mehmet Ali Bey de eşi de yukarıda bize beraber bayağı bir saat falan kaldı. Madem Mehmet Ali Bey eşini kıskanıyorsa neden bizim yanımıza durdu? 8 tane bize çektik. Senin adam yok ortada. Ne düşündün ilk ya? Abla kafa dağıtmak için bir yere gittiğini düşündüm. Kafa dinlemek için nereye gidiyor? Hiç, o zamana kadar hiç gitmemiş. Geç bunu. Hikaye bu. Sonra ne düşündün? En kötüsünü getirmedim aklıma abla. En kötüsü ne? En kötüsü onun ölü. Düşmanı kim? Benim bildiğim yok. Bu adamın seni dövdüğünü herkes biliyor. Hayır diyorsun. Ama dövme yok abla. Ve taraflar stüdyomuzda yüzleşti. Baba Tahsin Özdemir gelininin şiddet gördüğünü vurgularken Meryem Özdemir kocasıyla ailesi arasında mal anlaşmazlığının altını çiziyordu. Şiddet uyguluyordu karısına. Dövüyor muydu? Pencerenin perdesini bile açamazdı. O kadar şiddet uyguluyordu. Bir ay öncesinde yine para için tartışmıştınız. Ben tartıştım. Ben onun abisiyim. Olay gecesiyle ilgili dikkat çekense Meryem Özdemir'in ifadelerindeki tutarsızlıktı. Bu adam içeri tek mi geldi, tek mi girdi? Kaynak makinesini indirdi mi, kaldı? Sen ne dedin? O merdivenden bir adam atıp o bahçeye giremem dedim. Bahçeye giremem değil. Yani dış kapı. Bahçe kapısından dışarı çıkmam dedim. Hayır. Ama ne? Bahçeye giremem dedim. Hayır, ben bahçeye inemem dedim. Bak ne demişsin? Kapı o saatte dışarıya çıkmama izin vermez abla. Hani saat 7:30-8 gibi olabilir. Ama orası dışarısı için değil ki, orası evin bahçesi. Olsun abla, istemez sevmez. Kim var orada? Kimse yok. Yalnızca Meryem Özdemir değil, abisi Mehmet Genç'in sözleri de kuşkuların artmasına neden oldu. Kız kardeşimi dövecek bir adamı ben bir yıl boyunca evimde barındırır mıyım? Görseydim belki daha farklı konuşabilirdik. Biz de tartışırdık o zaman. O kadar baskıcı olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Belki birini öldürmüştür, belki öldürmüştür, onu da düşünüyorum da. Belki birini öldürmüştür ve kaçmıştır. Yani bu da bir olasılıktır. O gece Mehmet Ali Özdemir'in aracının 47 dakika boyunca evinin çevresinde olduğu da tespit edildi. Bu detay akıllarda soru işaretine bir yenisini daha ekledi. Şimdi Mehmet Ali'nin arabası kameraya takılıyor. Saat 01'de gece yarısından sonra eve doğru giderken görülüyor. Çıkışı 01:47. Yani 47 dakika bu adam evin orada kalıyor. Yani o 47 dakika içinde ya o evde bu adamın başına bir şey geldi ya da o birinin başına bir şey getirdi. Sonrasında da arabası aldı, götürüldü, oraya bırakıldı. Yani bunun başka bir açıklaması yok ki. Benim hani tahminim 15 dakika. İlk nasıl bir ses duydun da gittin evin kapısının oraya? Sürgü kapısının açılma sesi. Bakmadın mı bir perdeye kim gelmiş diye? Yok abla, oturmuştum bebeğim. Bebeği ne kadar emzirdin? 10-15 dakika emzirmişim. Bebekle beraber evin kapısına kadar gittim. Kapıyı açtığımda bahçe kapısından dışından konuşturdu beni. Peki, sakın dışarıya çıkma. Gece saat geliyorum kaç dedi o sırada? 1-1.5 sularıydı. Anladım. Geliyor musun dedim. Birazdan geliyorum dedi. Dışarıya çıkma, içeriye gir. Sonra saat kaçta kocanın gelmediğini fark edince aramaya başladı? Sabaha karşıydı. Yani saat 4-4.5 suları öyle bir şeydi galiba aradığımızda. Aradın, ne diyordu? Çalıyor muydu telefon? Çalıyordu ama açan yok. Sen yat, ben geliyorum dedi. Sen ona sormaz mısın? Nereye gidiyorsun ki bu saatte? Soruyu sorma fırsatı bırakmadı. Hemen çekti kapıyı, arabaya bindi gitti. Mehmet Ali Özdemir'in olay günü kayınpederi ve kayınbiraderiyle tartıştığı iddiası da yayınımızda gündeme geldi. Olay günü saat 17.30 ile 18 arası anayol üzerinde sebzesini sattığı yerde Mehmet Ali'nin kayınbabası ve 5-6 kişi civarında çok hararetli bir tartışma vardı. Yarın öbürsü gün bir çıkarsa işte Hasan Bey için iyi olmayacak. Kardeşim Mehmet Ali çıktı geldi mesela, birisini dövmüş, hastanelik etmiş ve bunun
için saklanması gerekiyor. Çıktı geldi. Hasan Bey nasıl bir hesap verecek? Benim gözümün önünde daha önce birini dövdü. Hatta ben de biraz yardım ettim. İndirdik arabadan, bıraktık. Yani ben öldüğünü düşünmüyorum. Canlı bulunursa kardeşlerinin vay haline. Tüm şüphe okları kendisi ve ailesi üzerindeyken Meryem Özdemir kocasını aramaktan yorulduklarını söylemekten çekinmiyordu. Abla ben gerçekten çok yoruldum. Annesi ve çocuklarını alarak geri döndü. Üstelik tüm bağlantıyı kesti. Mehmet Ali Özdemir'in aracında bulunan kutsal kitaplar ve not olayın intihar süsü verilmiş olma ihtimalini kuvvetlendirdi. Arabanın içinde çok önemli bir belge bulunmuş. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim, bir İncil, bir de Tevrat varmış arabanın içinde. Tevrat'ın içinde intihar notunu andıran bir not bulunuyor. Mehmet Ali'nin yazısıyla karşılaştırıyorlar. Not Mehmet Ali'nin yazısı değil. Şimdi olayın şekli tamamen değişti. Yani bu veda notunu bu bulunan Tevrat'ın içine kim koydu? Ve kaybının 21. günü cenazesi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği de kesinleşti. Kaybından 4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Acaba cenaze bulunduğu boş araziye sonradan getirilmiş olabilir miydi? Bu ihtimal akıllara gelirken cenazenin yanı başında rastlanan meyve kasasıyla elma ve havuçlar dikkat çekti. Cenazenin bulunduğu yerde de taze turp ve havuçlar vardı. Çoktan bozulup çürülmesi lazım. 20 gündür eğer cenaze oradaysa. Domuzlar. Herhangi bir parmak izi bulunabilir mi diye incelemek üzere aldılar. Yaban hayvanları kokuyu alıp gelsin diye herhalde. Aynen. Üstüne koy. Yani mezarın özellikle mi diyorsunuz buraya atıldı? Bence öyle. Öyle Müge Hanım. Yetkililer de aynı şekilde değerlendirmişler. Yani yabani hayvanlar yesin diye bırakılmış. Meryem Özdemir kocası için bir sürpriz yapıp gelecek demişti ama hiç de öyle olmadı. Ben hem canım gitti hem çocuklarımın canı gitti. Ben daha ne diyeyim? Herkes bir acı yaşarken ben 4 acı yaşıyorum. Biz yapmadık, biz yapmadık diyor. Sonra da suçu bize atıyorlar. Nasıl oluyor? O dedi ki bize kahvemizi içelim, anlaşalım. Neyi anlaşacağız? Onlar kapı kilitliyorlar. Ben ama de bir şey anlamıyorum ya. Ulan biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Bir şey bulamadık ki. Siz neredesiniz? Baba gel bu tarafa. Baba gelir misin bu tarafa? Seslenişimize karşılık koca bir sessizlik vardı. Mehmet Bey! Mehmet Ali'nin yayına gelen abisi az önce ekibimizi aradı. Babasını aramış Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü. Meryem yani beyefendinin eşi Meryem ve ailesinin gözaltına alındığını söylemiş. Kimler gözaltına alınmış? Eş Meryem alınmış. Meryem'in anne ve babası, iki erkek kardeşi, bir amcası ve iki amca oğlu gözaltında. Mehmet Ali Özdemir'in cinayetiyle ilgili. Eşinin tavrı tabii çok dikkatimizi çekmişti. Ben şunu biliyorum. Bir kadın kocasını ararken nasıl bir tavır içinde olur biliyorum. Orada bir endişe yoktu. Cenaze de bulunduğunda yoktu. Üstelik kocasını çok sevdiğini söylüyordu. Bir şey var orada yani. Kayınbirader de kavgaya karışmıştır, saklanmıştır. Eş Meryem de bana sürpriz yapıp gelecek. Ne sürprizi ya? Adam o gün konteynerinin fayanslarını döşemiş. Ne sürprizi ya? Yani gözümüz kulağımız Hatay'dan gelecek haberde. Bakalım bu adam da neye kurban gitti? Hepimiz merak ediyoruz. Tahmin edeceğiniz üzerine Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'i kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti yapılan sorguda. Evet, ayrıntılarını sizlere aktaracağım. O evde işlenmiş, işte hep bahçesinde olduğumuz o evde işlenmiş cinayet. Ateşli silahla ya silahla işlenmiş. 3 kurşunla hayatına son verilmiş. Ardından bir o işte kaynak makinesi indirilmiş. Kaynak makinesine de kıyamıyorlar. Gitsin o kaynak makinesi işte. Ondan sonra kaynak makinesi indirilmiş. Ardından bir poşete sarılarak arabanın arkasına konulmuş. Arabayla o cesedi bulduğumuz yere bırakıldıktan sonra ceset arabada bir başka yere bırakılmış. Aile fertleri de taşımada ve olayın saklanmasında yardımcı olmuşlar. Ayrıntıları isterseniz ben şimdi size şeyden okuyayım. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk itirafı stüdyomuzda soğukkanlılığıyla dikkat çeken Mehmet Ali sürpriz yapıp gelecek diyen eşi Meryem yapıyor. Ve Meryem eşi Mehmet Ali Özdemir'i abisi Mehmet Genç'in silahla vurarak öldürdüğünü itiraf ediyor. Bunun ardından abisi Mehmet Genç de cinayeti işlediğini kabul etmek zorunda kalıyor. İki kardeş cinayetin Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem'e uyguladığı şiddetten dolayı işlendiğini öne sürmüşler. Bu da biliyorsunuz Mehmet Ali Özdemir'in babası ve erkek kardeşleri tarafından da sık sık dile getirilen bir konuydu. Meryem'i sürekli dövdüğünü söylüyorlardı Mehmet Ali Özdemir'in ama eş Meryem bunu asla kabul etmiyordu.
Yani kendi babası söylüyordu oğlum dövdü diye. Meryem diyordu ki hayır çok mutluyuz. Gözaltına alınan diğer aile üyelerinden de suça iştirak edenlerin olduğu değerlendiriliyor. Sorguda anlatılanlara göre cenaze aile üyeleriyle birlikte taşınmış ve evde birlikte temizlik yapılarak cinayetin izlerinden kurtulmaya çalışılmış. Hatırlarsanız yayınımıza bağlanan kişiler biliyorsunuz bu duvarlardaki sıva izlerinden de bahsetmişlerdi o gün olmadığına dair. Cinayet silahının Mehmet Ali Özdemir'in en son gidip sağ çıkamadığı evde olduğu değerlendirilmişti. Gerçekten de şöyle söyleyeyim. Önceden tasarlanmış bu cinayet. Mehmet Genç böyle anlatmış. Önce tabancayı temin etmiş, sonrasında da tabancayı evin bahçesine koymuş. Ardından eniştesi Mehmet Ali'yi eve çağırarak gelmesini beklemiş. Mehmet Ali eve geldiğinde ise direkt olarak evinin bahçesine 3 el ateş ederek öldürmüş. Sonrasında dediğim gibi kaynak makinesi araçtan indirilmiş. Mehmet Ali'nin cenazesi poşetle sarılarak cenazenin bulunduğu noktaya kendi arabasının arkasına konularak taşınmış. Üzerlerine kan sıçradığı için Meryem'in aile üyeleri cinayetin ardından kan sıçrayan kıyafetleri yakmışlar. O gün bir düğün varmış çevrede. Hani şu da merak edilebilir. Yani 3 el silah sesi niye kimse duymadı? O gün bir düğün varmış. O düğünün sesi arasında kaynadığı düşünülüyor. Ama tabii orası benim kafama takıldı. Yani saat 1 ile 1.47 arasındaydı. Gece düğün 1'e kadar devam mı etmiş? Yani gece 1'e kadar orasını bilemiyorum. Belki sesi duyanlar düğün sonrası birileri havaya ateş ediyor gibi değerlendirildi olabilir, herhalde çevre tarafından ama hiçbir bilgi gelmemişti bize hani silah sesi duyuldu falan diye. Mehmet Genç cinayeti itiraf ettikten sonra cinayet silahının yerini de söylemiş. Cinayet silahı Mehmet Ali'nin cenazesinin bulunduğu noktaya yakın bir mesafede toprağa gömül olarak bulunuyor. Yani cinayet silahı da artık bulundu. Meryem ifadesinde çok fazla şiddet gördüğünü, Mehmet Ali'yi severek evlendiğini fakat Mehmet Ali'nin alkol aldığı zaman şiddete eğiliminin arttığını ve kendisini dövdüğünü söylemiş. Ayrıca Mehmet Ali alkollüyken bana ya da aile fertlerimden birine zarar verebilirdi. Bundan korkuyordum ve cinayet bu nedenle işlendi demiş. Şaşırdık mı? İşte gençler 2 gün sonra Selin'le ilgili de böyle bir şey ortaya çıktığında sizin arkanızdan bunları okumak zorunda bırakmayın beni. O yüzden siz de bütün bunları bence ibret alemi olsun diye izleyin. Ne biliyorsanız anlatın. Bak çok açık bir şey söyleyeyim. Şimdi bu anlatılanlar bu cinayetin tasarlanarak işlendiğini ortaya çıkartıyor. Böyle anlatmasalardı arada 15 yıl oynardı. Hani adam tasarlamış. Şimdi bak böyle anlatmış bu tasarlı. Anladığım kadarıyla zaten hani eşi şeye dönmek istemiyor. Mehmet Ali Özdemir'e dönmek istemiyor. Ailesiyle kalmak istiyor. Mehmet Ali de hızlıca evi yapıyor, konteyneri yapıyor. Kızı alacak, oraya götürecek. Aslında problem o. Yani sen gel diyor, onlar gelmek istemiyorlar. Kızı da vermek istemiyorlar. Kızı bırakmak istemiyor. Kızı bırakmak istemiyorlar. Tabii. Daha zaten düğünün ilk gecesinden itibaren biliyorsunuz bir kavga dövüş olduğu iddia edilmişti. Ama o kavga dövüşünde nedeni yani inanamıyorum ben bazı yaşananlara, bu programda anlatılanlara. Yani seni dayın istemeye geliyor, dayının oğlu. Sonra dayının oğlu geliyor sana düğünde beline kuşak takmaya çalışıyor. Ya da işte takılmasına yardımcı olmaya çalışılıyor. Olmaz. Artık bir kızı istediğinizde istersin. Hiç ona da bir şeyim yok. Ama daha artık onu istedikten sonra da düğününe gidip belindeki kuşakla uğraşamazsın yani. Ben de olsam ben de tepki gösteririm buna. Hani bu şiddeti sakın yanlış anlaşılmasın. Şiddeti şey yapmak için... güzel göstermek adına söylemiyorum ama olmayacak şeyler var mesela. O dayının oğlu niye oraya giriyor? Hayır, tepkiniz şiddetle olmaz ama herkes bir tepki gösterir. Herkes ne gösterir, oluyor bunun der. Burada ne işi var der. Yoksa ya da şiddet göstermek anlamında yani değil. Yani şiddeti hoş tepki göstermek adına söylemiyorum. Ya da sen dayının oğluyla bir daha görüşmeyeceksin der. Artık şimdi dayının oğlu seninle evlenmeyi, artık dayı oğlu vasfı çıkıyor oradan. O seninle evlenmek isteyen bir adam. Artık benim evime dayı oğlu olarak gelemez. Yani aslında çok basit değil mi bunlar? Ama biz işte hep böyle garip garip, çok basit şeyleri galiba yerine getirmediğimiz için bu cinayetler işleniyor diye düşünüyorum. Evet, 8 kişi az önce, programımız başlamadan az önce Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne götürülürken muhabirimiz tarafından görüntülendiler. Bir izleyelim isterseniz önce o görüntüleri, sonra da Hüseyin'e bağlanalım.
Meryem Hanım, sürpriz yapıp gelir diyordunuz. Bu muydu sürpriz? Çocuklarınız babasız kaldı. Farklı konuşurum diyordunuz ablama şiddet uyguladığında. Farklı konuşmuşsunuz. Konuşmakla da kalmamışsınız. Neden öldürdünüz? Suça iştirak etmişsiniz. Neden yardım ettiniz cinayete? Mustafa. Torunlarınız babasız kaldı. Neden sustunuz? Neden öldürdünüz? Neden yardım ettiniz? Pişman mısınız? Geç sorudan geç. Evet, görüntüleri Ahmet'cim sen akıtırken Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Sayın Savcımız Oğulcan Çoban'a, Hatay İl Emniyet Müdürümüz Kadir Gökçe özelinde de Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Cinayet Büro Ameli dedektiflerine çok teşekkür ediyorum. Olayın ilk gününden itibaren gerçekten büyük bir titizlikle üzerinde durdular ama siz de gördünüz aile içi işlenen bir cinayetti ve herkes son derece suskundu. Kimse birbirini ele vermek istemiyordu. Tam 500 saatlik kamera görüntüsü izlendi soruşturma sırasında ve 2 milyona yakın HTS kaydı incelendi. Ve buradan kuvvetli deliller elde edildi. İşte bu kuvvetli deliller, silahın alındığının ortaya çıkması, işte telefon kayıtları, HTS'ler vesaire derken gerçekten aylardır Asayiş Şube Müdürlüğü titizlikle olayın üzerinde duruyordu. İlk günden itibaren de yayınımızda tüm yaşanan gelişmeleri ihbar kabul edip hepsini ayrı ayrı değerlendirmişlerdi. Biliyorsunuz evde incelemeler yapılmıştı. Oradan bir takım örnekler alınmıştı. İşte tüm bu örneklerin, maddi delillerin toplanması üzerine gözaltına alınan aile fertlerinden de itiraf gelmek zorunda kaldı. Ben hep onu söylüyorum. İtiraf ettiler başka bir şey. İnsana sorarsın, itiraf eder. O başka bir şeydir. İtiraf etmek zorunda kalır artık ortaya konulan delillerle. O da bambaşka bir şey. İtiraf etmek zorunda kaldılar. Buradaki en büyük alkışta Asayiş Şube'nin deneyimli dedektiflerine gitsin. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bir kan daha yerde kalmadı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke şiddete şiddetle cevap verilmeseydi. Keşke başka türlü olsaydı. Ama kimse de kimseyi kandırmak durumunda kalmasın. Yani bu kadar herkesin işin içine girdiği, şimdi ne olacak? Bu aile de bitti. Bu ailenin de çolukları, çocukları var. Yazık yani, ben bunlara da çok üzülüyorum. Bu kadının küçük bebeği var, o bebekle beraber cezaevine girecek. Bütün aile etkilendi ve bütün aile dağıldı. Yani çözüm bu olsa herkes istemediği damadını öldürsün. Ama şimdi bu çözüm değil. Yani buna bir yol bulmak gerekiyor. Madem kocan seni ilk günden itibaren dövüyor, o zaman 3 tane çocuk da yapmayacaksın o zaman. Yani hangi kocaya yapılıyor ki bu 3 çocuk, ben anlamadım. İnsanın kocası iyi olur yaparsın. 3 tane değil 13 tane yap. Ama daha sen ilk evlendiğin gün seni döven bir kocaya da 3 tane çocuk yapmanın ne derece mantığı? Yani ben bu zihniyeti anlamakta güçlük çekiyorum. Bir çocukla o evden ayrılmak ayrı bir şey, 3 çocukla ayrılmak ayrı bir şey. Kolay mı o 3 çocuğun bakımı? Bir de şiddete uğruyorsanız, uğradığınız ilk şiddette orayı terk edin. Hani inanmayın, özür dilerim, bir daha yapmayacağım, işte bu seferlik oldu, seni çok seviyorum. Bu sözlerin hepsi yalan. Kandırmaca yalan. Şiddet gittikçe büyüyor, şiddet aralığı da gittikçe daralıyor. Bunu yapmamak yani lazım. Yani onun için ilk şiddette tedbirini alıp gitmeye çalışmak ya gerekiyor. Şöyle bir şey oluyor. Babası da annesini dövmüş oluyor mesela kadının. Diyor ki işte babam da annemi daha dövüyordu. Şimdi bu da daha ediyor. Normalize ediyor. Aslında öyle bir şey yok yani. Bir adam bağırabilir, çağırabilir vesaire kavgada. Orası ayrı bir şey. Ama elini kaldırması apayrı bir şey. Bence birisi zaten böyle elini kaldırabiliyorsa bitmiştir olay. Bunun devamı gelecek. Geliyor. Demek. Hep de gelmedi mi? Hep, hep de geliyor tabii yani. Evet, muhabirimiz Hüseyin Coşkun Hatay Adliyesi'nin önünde. Yanında Hasan ve Yusuf Özdemir var. Mehmet Ali'nin abisi ve kardeşi. Günaydın Hüseyin'cim. Müge Hanım günaydın. Hatay'dayız. Günaydın. Yanımda Hasan Özdemir ve Yusuf Özdemir var. Onlar da bu gelişmeyi an be an takip ettiler.
Sözlü isterseniz onlara da vermek istiyorum, bana soracağınız bir soru yoksa. Senden de detaylar alırım, atladığım şeyler varsa. Hasan Bey'e döneyim. Hasan Bey, Hasan'cığım, yani sen geldin, sen fitili ateşledin. Kafanda bambaşka soru işaretleri vardı ama program işledikçe aslında önce babam mı, kardeşim mi falan derken sen de aile fertlerinin çelişkili ifadeleri karşısında hedefini başka bir yere yönlendirmiştin. Herhalde şaşırtmamıştır seni de bu sonuç diye düşünüyorum. Bu sonuç beni yok şaşırtmadı. Çünkü net olarak ben her türlü kendilerinin hareketlerini takip ediyordum. Sizden çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Yani böyle bir durum ortaya çıktığından dolayı. Yani ben bunu daha önceden tedirgin... Şimdi bu kavga olayla sanmıyorum aslında. İcabında başka bir şey de ortaya çıkabilir. Şimdi sadece bir bahaneyle kavga olayını getiriyorlar. İcabında başka bir şey daha çıkabilir. Yani onları da bekliyorum. Yarın Allah izin verirse Mehmet Ali'nin eski avukatı Mustafa Özçelik'le beraber biz bunların davasını devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğim Müge Hanım. Size çok teşekkür ederim. Yani Allah yardımcınız olsun sizin de. Bundan sonraki dava süreci de gerçekten çok zor. Hasan, bir şey söyleyeyim mi? Bence diğer kardeşim bir Yusuf'a da sarıl. Bu da size ders olsun, babanızla kardeşleriniz. Ah kıyamam, ağlıyor ya. Gelin. Yani. Ya. Müge Hanım, size çok teşekkür ederiz bu arada. Bizim üstümüze atılan suçları da çıkardınız. Yani ne desek bilmiyorum. Şaşkınız yani. Ben çok şaşırdım yani. Çok şükür temize çıktık, aklandık. Yani bize atılan suçlardan, insanların söylediği laflardan kurtulduk. Hak yerini bulacak zaten. Hak yerini buldu çok şükür. Müge Hanım, sizden ricam. Ben sizden maddi olarak hiçbir destek istemiyorum. Yeter ki bu çocukların manevi olarak ben valetini almak istiyorum. Kendisini ben bakmak istiyorum. Bu emanet çocukları, yetim çocukları. Çocukları da istiyorsunuz. Ben çocukları da istiyorum. Onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmayacağım bunlara. Çocukları ben bakacağım. Ben nasıl 3 tane çocuğum varsa bu 3 çocuğu da 6 çocukla hepsini bir Allah'ın izniyle bakarım. Sizden sadece tek ricam bu. Aynen. Ben onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmak istemiyorum onlara. Allah belalarını versin hepsinin. Ay ne kavga edersen çok et teşekkür kardeş ediyoruz kardeş bu arada yani. Hanım size. Size ve emniyet güçlerinize çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Yusuf'cum, ben inan ilk konuştuğumuzda hani babanı gördüm, seni gördüm. Sizden çıkmasın diye Allah biliyor ya, ben aile içi böyle sevmiyorum yani. Kardeş baba olunca insanın bizim aile sorunlarında böyle bir şey olması zaten imkansız bir şey. Ama sonra ya, sen geldin, baban geldi. Sizin gözlerinizde onu görmedim. Zaten. Onu görmedim açıkçası. Ve o beni çok sevindirmişti. Biz de ailede biz düşman birbirimize olabiliriz. Gayet normal bir şey. Üzülebiliriz, kırılabiliriz birbirimize. Ama birimiz düştüğü zaman elimiz iki kando bile olsa biz her türlü şey desteği yaparız. Biz kardeşler böyleyiz. Evet, işte inşallah diğer geride kalan kardeşler bundan sonra bu kavgalardan da uzaklaşır diye ümit ediyorum. Bak işte sonu ne oldu. Belki siz kardeşinizin yanı başında olsaydınız onun böyle bir tuzağa düşmesine de müsaade etmeyecektiniz. Çünkü işte benim en büyük sıkıntım Mehmet Ali en son kaybolmadığı gün yanına gitmiş olsaydım icabında böyle bir durum olmayacaktı. Ama son görevimi kendisine bu çocuklarına yani hak olarak ben bakmak istiyorum abi. Aa, kutluyorum seni amca olarak Hasan. Yani böyle bir şey olmaz mı? Siz istemezsiniz zaten. O gün biliyorsunuz izleyicimiz o gün bir kavga gördüğünden de bahsetmişti. Yani ben açıkçası oraları önemsiyorum. Yani o gün bir şey oldu. Ertesi günü kavga görülmüştü. Bir önceki gün. Evet, bir önceki bir kavga gün kavga var. Ettiklerini söylediler. Bir kavga var. Evet. Yani yine Mehmet Ali'nin kayınbiraderiyle kavgasını gören bir izleyicimiz vardı. Onlar her ne kadar kabul etmeseler de. Ama bir problem varmış. Müge Hanım, inanmıyorum bu kavga olayla söz konusu değil. Müge Hanım, zaten elde ettiğimiz bilgilerde de bunun böyle bir işte Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir'i dövdüğü anda böyle can havliyle dayanamadığı anda yapılan bir cinayet değil de aslında bunun geçmişten yani yakın geçmişten bir iki aydır planlanan bir şey olduğu zaten elimizdeki bilgiler arasında. Bir silah araştırılması yapılmış, kayıt dışı bir silah alınmış. Daha sonra bunun için bir uygun bir zaman beklenmiş.
Ve o böyle iki eşin kavgasına müdahil edilen bir cinayet olmadığı da zaten artık kesin. Zaten kendisi de Meryem diyordu. Mehmet Ali en son dakikalar aradığında gel çocuklar uyumadan önce gel çocukları gör. Yani ne demek istiyor yani orada kendisi zaten ifade veriyor. Yani şüphe olduğunu gösteriyor zaten. Yani eve davet ettiklerini söylüyor. Davet ettiği kesin zaten şüphe vardı oradan. Benim şüphem kendilerini zaten orada. Hazırlamışlar. Çünkü planını yaptıklarına yani, göre kendilerini çünkü hazırlamışlar. Çünkü çocuklar biliyorsun saat 6-7 oldu mu uyuduklarını ben biliyorum. Yani yanımızda gidip geliyorlardı. Her zaman o saat güneş batmadan uyuduklarını görüyoruz. Yani o saatte çocuklar niye ayakta kalsın ki? Yani o kendini resmen şüphe olduğunu gösteriyor zaten. Birinci şüphe o. Evime geldiklerinde var ayrı bir şüphe. Kendileri yaptıkları hareketler ayrı bir şüphe. Yani şey arabadan hep malzemeleri indirdiler. Mallar ellerinde kalsın Mehmet diye arabada işte zarar görmedi. Araba onlara geleceklerini bunları da düşündüler ya. Hepsini bildikleri için bunları düşünerek tasarladılar. Mehmet Genç nasıl kaynama makinesini indirdi, aşağı indirdi? İşte eşim eniştem kaynama makinesini böyle indirebilir. Mehmet Ali zaten normalde ameliyatı onu kaldıramaz. O kadar da basit. 3 tane kırık kemik var. O zaten ağır taşıyamaz. Yani nasıl bunların hepsini yayınlarda da göstermiştik zaten. Fotoğraf belliydi. Her şey de belliydi zaten. Mehmet Genç zaten onu da rahat bir şekilde itirdiğini de herkes gördü. Resmen zaten ipuçları da onlardaydı. Vallahi tabii. Ya bunun için çok hak yerini buldu. Adalet yerini buldu. Başka bir şey daha var. Size ve emniyet güçlerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben de emniyetimize çok teşekkür ediyorum. Bu davayı biz sonuna kadar sürdüreceğiz Müge Hanım. Sürdürün de bak insanın kardeşiyle görüşmesi neden önemli biliyor musun? Şimdi tek taraflı konuşmamak lazım. Ben biliyorsunuz hep herkesin yerine bir kendimi koyarım. Şimdi bu ailenin yerine koyuyorum. Eğer gerçekten Mehmet Ali ki sizler de söylüyorsunuz şiddet eğilimli bir adam gelip karısını dövüyorsa, karısının ailesini rahatsız ediyorsa ve o evde bir kayınbirader varsa yani ablasını, annesini, babasını korumak güdüsüyle dolu o genç çocuk varsa o da buna tepki gösterir. Şimdi kendimi o çocuğun yerine koyuyorum. Ablam var ortada. Bir tane şiddet eğilimli bir koca var. Geliyor ablamı dövüyor. Bir dakika ya da anneme ya da babama hakaret ediyor. Ne yaparım diyorum. Bak şimdi bir işin o tarafı var. Siz eğer görüşen kardeşler olsaydınız belki şunu söylerdiniz. Mehmet Ali boşanacaksan boşan. Kardeşim iyilikle bitecek bu iş. Şimdi aile bu yüzden lazım. Akıl vermek için. O şeyi almak için. Değil mi? Belki de Mehmet Ali'ye böyle akıl veren bir ailesi olsaydı o da bunları yapmayacaktı. Olayı yatıştırır. Aile sizin o anda göremediğiniz, sizin o anda tepki gösterdiğiniz ve haksız olduğunuz bir durumda aileyi daha objektif davranarak sizi sakinleştirebilir. Bir de sana hani bir başkasının söylemesi. Bunu yapamaz. Bunu bir başkasının dışarıdan söylemesi ayrıdır. Baban tabii. Dur otur niye gidiyorsun kardeşim rahatsız edemezsin karını. Onlar da benim torunlarım dese bir baskılar normal bir ailede. İşte işin o tarafına bakıyorum. Mehmet Ali cephesinden Mega bakıyorum. Ama, bir dakika sonra Mehmet Ali cephesinden de baktığın zaman zaten bir deprem felaketi yaşanmış. Evler barklar dağıtılmış. Adam hayatını kurmaya çalışıyor. Hani bir yönüyle karısı çoluğu çocuğu ailesinin yanında o da kim bilir ne sıkıntılar yaşıyor onu da bilmiyoruz. Ama işin içinde bir şiddet eğilimi var. İşte bu şiddet eğilimini en küçük yaştan fark edip çocuklarımız bu duruma düşmesinler, ölen ya da öldüren olmasınlar diye o yaştan itibaren ne yazık ki peşine düşmek zorundayız arkadaşlar. Çok zor biliyorum. Bu kol kırılması gibi bir şey değil ki. Git sardır da 6 ay sonra iyileşsin. Yıllarca sürecek bir mücadele ama ya çocuğun kara toprakta ya cezaevinde onun için uğraşmak zorundasın. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Müge Hanım bir ara demiştim ya Mehmet Ali bir gün eşiyle beraber yanıma geldiler. İşte bir kıskançlık olayı yok, kız kardeşimin olayı. Şimdi Mehmet Ali eğer o kadar hırçın, o kadar kavgaşar, o kadar eşini deven bir insan neden gelip de eşini ikna etmesiyle yanıma geliyorlar? Yine o gene bir şüphe üstüne gösteriyor. Yani bu kıskançlık olayla yani Mehmet Ali her zaman eşini deviyor diye bunu katlenmenin bir anlamı değil. Başka bir anlamı da olabilir. Bize attığı çünkü yalan iftiralardan, cinsel istismar olarak söylediği söz konulardan biz onlara ekstradan bunlar için gene bir dava açacağız. Aile şerefimizi bizim iki paralık etmiş olmak olduğumuzdan dolayı bunlar üzerinde biz duracağız inşallah. Müge Hanım benim derdim söylemek istediğim bu değil. Yani benim söylemek istediğim Mehmet Ali öyle bir hırçın olsa da neden Meryem'i ikna etmeye çalışıyor ve onu sakinleştirmek için bu kıskançlık olayını ortaya koydu, yanıma geldi. Yani bunun kavgayla bir alakası yok. Hasan Bey, lafı dolandırmaya gerek yok.
Aslında siz de şunu söylüyorsunuz. Bir takım iddialar vardı. Aynen. Acaba Meryem de başka birileriyle görüşüyordu da Mehmet Ali de bundan dolayı mı öfkeliydi demeye çalıştığınızın da farkındayım. Evet, bunlar da iddialar arasındaydı. Ama evet, bu kadarını ortaya çıkartan emniyet yetkilileri zaten o görüşme kayıtlarıyla vesaire bunu da ortaya çıkartır. Senin aklında var mı Müge böyle bir soru işareti dersen? Benim de var. Şimdi ben Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Olur mu? Konuşmalarından zaten belli, bir insan suçu kendi yapmazsa başkasına atmaz. Evet. Kendi yapmış ki yaptığı suçları başkasına atmaya çalışıyor. Hayır, belki Mehmet'in elinde başka kıskançlıkları halbuki bütün suçları vardı, kendi yapmış. Yok, ben itirafla anladım, ilgili daha değil. Yani çok neden? Hak yerini buldu. Hayır, yanlış anlaşıldım. Benim itirafla ilgili şüphem yok. Nedeniyle ilgili benim de şüphelerim var. Yani karı koca arasındaki problemle ilgili benim de kafamda soru işaretleri burada da vardı. Yine var. Çünkü nasıl anlatayım size bilmiyorum. Aslında biz kadınlar da birbirimizi biliriz. Erkekler de birbirimizi biliriz. Birini seviyorsan eğer tutup kendini de öldürebilirsin belki bir öfke anında. Ona bir şey diyemem, Allah sakınsın, ama yine de üzülürsün öldü diye. Ne zaman üzülmezsin? Bittiği daha noktada. Daha çıkan Müge Hanım. Bak, ne zaman üzülmezsin? Bittiği noktada üzülmezsin. Bir dakika Hasan abi. Ne zaman biter? Gönlün bir başkasındayken biter. 2 kere 2, 4. Ben insanlar üzerinde çok da fazla yorumlar yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz hepimiz aynı cinsiz. 20 tane karakter çeşidi varsa sende farklı 5 kombinasyonu, bende farklı 5 kombinasyonu var. Ama hepimiz aynıyız aslında. Olabilir. Yani adam gidiyor, Allah kahretsin bunları yani. Önce kendisini vursa daha memnun olacağım da gidiyor öldürüyor mesela karısını, sonra kendine sıkıyor. Yani onun da ölmesine üzülüyor aslında. Hani önce kendine sıksa ben daha memnun oluyorum tabii, olacağım hani, hep onu söyleyeceğim ama. Yani insanoğlunun duygusu bu. Şimdi kocan ölmüş, abin öldürmüş, sen öldürmüşsün, ne olmuşsa olmuş. Ama yine de bir özlemez misin? 3 çocuğunun babası. İşte ne zaman özlemezsin? Sorunun cevabı aslında bu. Ne zaman özlemezsin? Ne zaman biter? Ne zaman burada gözyaşı döktüğün zaman birisinin sana telefon açıp da sen niye onun arkasından gözyaşı döktün diye soracak mı acaba? Hesap mı sormasın diye dökmezsin gözyaşı? Ya biz bunu bu programda gördük ya bizzat canlı canlı. Bir tane kadın vardı, hep anlatıyorum ya. Bulmuş, bir de adamın da fotoğrafı hala aklımda, kim yani görsem tanıyamam ama böyle masmavi gözlü, sapsarı bir adamdı yani. Gelmişti burada karısı. Yine böyle bu taraflarla. Ben sana dedim ki sen niye hiç kocan için üzülmüyorsun yani? Yani niye hiç üzülmüyorsun? Çünkü meğerse sevgilisi varmış. Burada üzülürse de sevgilisi de diyecek ki ona sen niye üzüldün onun arkasında. Kadın böyle burada şey gibi duruyordu. Samut gibi duruyordu böyle. Çünkü hesap vereceği, ona hesap soracak birileri var. Biz de burada gördük. Sonra bakıyorsun, hep aynı tip kadınlar geliyor. Yani sevgilisi olup da kocası öldürülen kadınların tavrı da bu stüdyoda hep aynı. Yani artık hiç değişmiyor. Değişmiyor. Onu görünce o aklına geliyor. Onu görünce o aklına geliyor. O da yok cama taş attı da taş demire değdi de demire değmedi de ay sıkılıyorum da bunları konuşurken. Hani onlarla da konuşurken. Gaziantep'teki miydi? Kadınlar zaten daha zor konuşuyorlarmış. Erkekler daha kolay konuşuyorlarmış. Kadınlar konuşmazlarmış. Yani o kişi ben değilim tabii de, ben de çan çan çene. Yazık. Üzüldüm yani. Hı? Ya evet. Arkadaşlar şey yazıyorlar. Anne Halime burada kızını tuvalete gittiğinde bile 10 saniye yalnız bırakmıyordu. Hiç kızla yalnız başına konuşma şansımız olmadı biliyorsunuz. Hiç bırakmıyordu. İşte anne de kendi oğlunu korumaya çalışıyor. Hiç peşini bırakmadı. Hiç. Siz de avukatlık yapıyordu ona. Hiç evet mi? Aynı. Siz de konuşmaya en son biz onunla anlaşmaya çalışırken katiller bulunsun diye. Evet. Hanime oradan diyor ki ben kızımı evlendirtmeyeceğim. Bu lafı başka bir yere çekmeye çalıştı daha. Ondan önce de diğer kardeşi Mahmut zaten her an yanındaydı. Biz Mahmut'la ikna etmeye çalıştık. Mehmet Genç de diyor ki hemen bırakın kaçın oradan, gelin buraya. O gün en son onlarla anlaştığımız zaman oradan kaçıp gittiler zaten. Resmen kendilerini ortaya koydular. Yani resmen hak yerini buldu ya, çok şükür. Ama bunun arkasında başka bir şey çıkacaksa
ki ortaya çıkacaktır. Başka bir şeyler de ortaya çıkabilir. Müge Hanım, Meryem Özdemir'i şimdi hem sabah emniyet çıkışında hem hastanede hem de az önce adliyeye girerken gördük. O değişmeyen bir yüz ifadesi var. Yani stüdyoda oturan, otelimizin lobisinde oturan, yayın beklerken oturan o ifadesiz Meryem Özdemir. Yani aynen, hiçbir değişim yok. Ve hiç tek bir kelime de etmiyorlar hiçbir şekilde. Vallahi Hüseyin'cim, cinayetinle şey yok. Yani nedeni, gerekçesi, yani affı yok çünkü. Anlatabiliyor musun? İstediğin nedeni ortaya koy, istediğin gerekçeyi ortaya koy. Yani işlemeyeceksin kardeşim. Bunun için de çabalayacaksın. Yani gideceksin, boşanmaysa boşanma davası açacaksın. Polisten tedbir istiyorsan polisten tedbirini alacaksın. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu yani? Ne değişti hayatta? Bence bunlar çok güzel örnekler. Eminim bir sürü Allah'ın belası damat vardır ailesini rahatsız eden. Allah bunların cezalarını versin. Hani kızını veriyorsun diye sittin seni kurtulamıyorsun bunlardan ama. Yani cinayet sana zarar işte bak gitti bütün aile fertleri. Meryem'in şimdi ölene mi üzülesin öldürene mi üzülesin? Meryem'in bütün bir aile. De itiraf etmesinin aslında altında yatan en büyük etken kendi çocuklarından ayrı kalacağı endişesidir muhtemelen diye düşünüyorum. Kalacak yani. Yine kalacak ama bir şekilde işte hep burada diyoruz ya baştan kötü bir şeyler yaşadıysanız baştan söyleyin. Anlatın, baştan anlatın, anlatın ki hani siz yine ceza alırsınız ama alacağınız cezanın süresi ve ağırlık derecesi bambaşka değişir. Olur. Onun için Meryem o panikle ondan yararlanmak istediği için konuştu diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten beden yapısı, davranış şekli, olaylara yaklaşımı inanılmaz bir soğukkanlılık içerisindeydi. Demek ki Rusya'da falan olsaydı bu kız hani filmlerde var ya işte. Evet. KGB'ye falan alacaklardı. Aslında konuşacaktı. Ailesi izin vermedi. Ailesi izin vermedi. Ben Mehmet'i aradım. Hı hı. Meryem'le konuşalım diye bir de arabalar için imza atması için söyleyeyim. Bizi bir daha aramayın. Bak biz avukat tuttuk. Gidin avukatımızla anlaşın. Bizden de bir de üstüne para talep etmişti. Yayınlardan sonra görüşmeniz tamamen mi kesildi yani? Oradan görüşmeniz tamamen kesildi. O gün tamamen bitirdik bütün konuşmayı. Telefon kayıtlarını da komple sildik. Zaten evden de çıkmıyormuş Müge Hanım. Yani aslında o stüdyoda aile üyelerinin kendi etrafını sarması, işte önce Mahmut daha sonra annesi Halime Hanım. Bu süreçte de, bu aylar boyunca süreçte de Meryem Hanım'ı komşuyla dahi görüştürmemişler. Yani hiç dışarı çıkarmamışlar. Zaten kapı duvar kilitlediler. Biz konuşmaya, çalışmaya çalıştık ailesiyle. İlk başta konuştuk. İkinci sefer bir daha konuşmaya geldiğimizde telefonları kapattılar. Bir daha da iletişimi kuramadık. Çocukları... Ama çok şükür... Çok şükür eğer bunlar ortaya çıktıysa daha bunun arkasında neler daha çıkacak. Daha çok şeyler sakladıkları çok şeyler var. Yani eminim yani bu kavga olayıyla sanmıyorum bir katil olmaları sanmıyorum. Arada bir para konusu da var sanırım büyük bir ihtimal. Peki, niye bu depremden sonra olayında da daha önceden kavga ettikleri de belli belli vardı. Daha önce de Mehmet Ali daha önceden söylemişti yani aralarında bir husumet olduğunu söyledi. Bu parselle daha önceden ortada başka bir parsel var. O yüzünden de kavga olayı oldu. Fiyatlar arttırıldı. O depremden önce para alındı. Bitcoin'a para yatırıldı. Mehmet'ten gizliyetten yok, acaba... O kadar dallandırıp budaklandırmayı da gerek yok. Neden biliyor musun? Aslında diyor ya işte bu fayansları bugün buradan almam lazım kayınvalidemin bahçesinden. Bir gün önce bir kavga var. Bugün alalım artık hani üzerime geliyorlar da. Zeytinyağları dökülüyor. Kimin zeytinyağı döküldüğü nerede görülmüş ya? Yani üzerine... Zeytinyağı dökülür mü? Zeytinyağının kilosu kaç lira? Ya bırak kilosu kaç liraya da. Zeytinyağı kıymetli bir şeydir. Tabii. Yemek yap, zeytinyağı bozulmaz, kokmaz. Yani niye zeytinyağı dökülsün? Yani orada evde bir şey var. İşte siz kardeşlerinizle görüşmeliydiniz. Bak bunu şunun için söylüyorum. İkiniz de birbirinize dargınsınız ya. O yüzden sarılmanız öyle sarılma televizyon ekranında kalmasın. Siz kardeşler birbirinize sahip çıkmazsanız birileri de gelir işte kardeşinizi öldürür. Aslında. Yani herkesin aynen birbirinden öyle haberi olacak. O yüzden birbirinize sahip çıkın. Biz zaten şu an toparlamaya çalışıyoruz. Kardeşime de diyorum. Her zaman yanımda, kardeşim olarak yanımda bulun. Hı. Sadece. Yani ben ondan maddi manevi olarak değil, kardeşim olarak yanımda bulunmasını istiyorum sadece. Kardeşim. Ben bu davanın üstünde devamen gideceğim. Yeter ki o yanımda dursun. Evet, başka bir şey istemiyorum ben. Kardeşim böyle bir şey için kavga, lazım. Bu babanız da sizi boş. Böyle bir kanatları altına aynen alsın. Buradan onun da ellerinden öpüyorum.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.